saatlerini. Günaydın çocuklar, kalabalık mıyız hocam? 17 kişi. 17 kişi. 18'siz hocam. Artar şimdi benim güzel çocuklarım, hemen geliyorum. Evet. Çocuklar, bugün koroner damar hastalıklarına başlayacağım. Daha önceki konularımızda neden bahsetmiştik? Kalp kapak hastalıklarından bahsettik. Şimdi başlık olarak, siz sayfa olarak bulun. Çünkü benim sayfamda aynı değil kitaplarınız. Ne yapıyoruz? Koroner damar hastalıklarını. Arkadaşlar, koroner damarlar nedir? Önce ona bir bakalım. Hadi benim güzel çocuklarım, hemen hocanıza hızla yazın. Koroner damar. Kalbi besleyen damar var. Kim demiş bunu? Açelyan, aferin. Ece, Serkan. Gördün mü ne çalışkan çocuklar hocam? Ökleriniz demiş ki, hocam kitaptan karşı sayfa karşıya yazılmış. Çocuklar benim kitabım farklı ya, ben bilmiyorum, arkadaşlarınız söylesin. Hocam çocuklar söylesin, rehberinize söyleyin. Sanki konumuz koroner damar hastalıkları. Evet, oraya... Kitabınızda 37 diye yazdı, gökdeniz arkadaşım, 37. sayfaymış. Evet, çünkü bende 49 ya, o yüzden onlarda 37. Evet, neymiş kalbi besleyen damarlara ne diyoruz? Koroner damar. Görüyorsun hocam değil mi? Anatomileri değil. Ben de değiyorum hocam. Evet. Değilmezsek olmuyor. Olmuyor. Çünkü biliyorsunuz kalbimiz bütün vücudumuza kan pompalıyor. Ama kendine sıra gelince kendine de ayrı olarak nedir beslenmesi için yolladığı kana da ne diyoruz o giden damarlara. Tabii bunlar arterler ve venler olarak da geçiyor ama onu besleyen damarlara, arterlere koroner damar diyoruz. Koroner damar hastalıkları miyokardın çalışması için gerekli kanı sağlayan koroner arterlerdeki sorunlarla ilgili hastalıkları inceleyeceğiz. O zaman burada miyokard diyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Miyokard. Miyokard. Değil mi? Perikard. Ondan sonra şu diğer perikard. Hocanız cevap verecek, o kadar heyecanlandı hocanız. Kalbin tabakası dedi. Kim dedi? Volkan. Miray, Ece, harikasınız. Miray, Ece çok güzel. Endokard. Anatomiye değinmeden geçmeyelim. Bunlar neymiş arkadaşlar? Kalbin tabakaları. Eğer koroner damarlarda sorun olursa miyokard tabakası etkileniyor diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Neymiş? Özellikle miyokard tabakası etkileniyor diyoruz. Evet, burayı da kısa hatırlatmalardan sonra koroner skleroz diyelim. Skleroz neydi arkadaşlar? Söyleyebilecek misiniz? Skleroz neydi? Sertleşmiş doku demek. Sklerozun anlamını hemen yanına yazın. Neymiş? Sertleşmiş doku demek. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım neler oluyor. Koroner damarlar alt başlangıcından çıkarak tüm kalbe dağılan ve kalp kasının beslenmesini sağlayan damarlardır. Koroner arteriyoskleroz çoğunlukla kendi tabakalarındaki kalınlaşma ve buna bağlı olarak miyokard tabakasının beslenememesi ile seyreden bir tablodur. Neymiş? Alttan çıkan kan, değil mi? Koroner arter sayesinde ne yapıyordu? Tabakaları besliyor dedik. Eğer buraya yeteri kadar damarlarda bir sorun çıkarsa ne çıkıyor? Arteriyoskleroz, yani damarların
sertleşmesini görüyoruz diyor. Arkadaşlar hemen neyi soracağız? Bu hastanın etiyolojisi. Etiyolojisi artık şu başlığının koroner skleroz. Skleroza şeyma sert kapı demiş. Evet, yazdım ben oraya. Burada bakın yazdım zaten. Sertleşmiş doku, arterioskleroza damarların sertleşmesi olarak geçiyor diyoruz. Şimdi hocam şurayı neden şöyle yazdım aklıma geldi. Etiyoloji deyince sadece neden yazı bırakıyor. Şeyi fark ettim. Koroner sklerozun etiyolojisi. Tamam çocuklar. Bundan sonra etiyoloji neden bilimi diye öğrettim. Baktım ki farklı bir algıya doğru gidiyor. Düzeltti. Tabii bilenler biliyorlar. Arkadaşlar koroner sklerozun tam olarak nedeni bilinmiyor. Neden geliştiğini bilmiyoruz. Fakat araştırmalar çeşitli risk faktörlerinin koroner skleroza neden olduğunu göstermektedir. Bunlar neymiş? Risk faktörleri yazalım etiyolojisinde. Bir, kandaki bazı lipidlerin çoğalması ya da azalması. Ya da azalması. Lipid nedir çocuklar? Ha? Lipid nedir? Hadi Miray, Açelya, Volkan, başka Şeyma. Serkan, Volkan. Sude, Nasus. Lipidi biliyorlardır şimdi. Ya. Oo. Yağlar diyelim. Evet harika. Çok güzel. Başka hipertansiyon. Allah'ım. Hocam kalemimizden özür dilerim. Başka öyle mi? Gerçi görüntüden kaynaklanmış. Şöyle. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hocam siz hep orada bir durun. Gölge şeklinde olalım. Ben de şimdi söyleyeyim mi? Işıkları söndürseniz. Söndürmedim yaktım herhalde. Hayır yok. Işıklar şimdi, yok. Şuradaki güneş yansıması. Güneş mi yansıyor? Evet, ama ben hocam çok görülüyor. Ben burada dururum. Üç diyelim. Obezite de demişler hocam. Harikasınız. Yaşam tarzı demişler. Acaba diyabet nedir ki? Onu bilmiyoruz hocam. Diyabet nedir diye soruyor hocam. Evet. Sigara. Ben de söylüyordum. Bu şeker. Şeker hastalığı hocam. Biliyorlar. Kim demiş bunu hemen? Ece, Volkan. Ece, Volkan. Dünya tatlılar onlar. Harikasınız. Cinsiyet. Stres demişler. Cinsiyette en çok kimlerde görülüyor yalnız? 6 yaş diyelim. Erkek demiş Volkan hocam. Şeytan erkek demiş. Oo. Arkadaşlar yaşta özellikle 40 yaşın üzerinde bu tür hastalıklar özellikle 40 yaşın üzerinde cinsiyetleri en çok erkeklerde görülüyor. Evet. Hipertansiyon nedir? Hipertansiyonun değeri nedir ya da değil mi? Onu biliyor musunuz? Yüksek tansiyon dediler. He, çok güzel. Hocanız değerini sordu. Normal değeri kaçtı? Normali kaçtı? Hipertansiyon demek için kaç olması gerekti değil mi? O zaman evet. Size esaslarını öğrendiler. 8 dediler hocam. O zaman normal değeri 120. Normal 120'ye bölü 80 milimetre civa basıncı diyoruz. Hipertansiyonu diyebilmek için kaç olacak değerli çocuklar onu da söyleyeyim. Var mı? Hipertansiyon. Biraz bekleyin yazarak hocam. Hemen yazarsınız. Diyabete ne demiştiniz? Şeker hastalığı. Evet. Gelmeyecek. O zaman hipertansiyonun değerini de ben veriyorum. Vereyim mi? Hayır hocam. Gelmedi. 140'a 90
milimetre civa basıncın yazdı. Çocuklar, biz sağlıkçılar 14'de 9 kullanmayalım değil mi hocam? Evet. Normalde sistolik ve diastolik basıncı, burası sistolik basınç, diğeri de diastolik basınç olarak ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Yaşam tarzı, stresten uzak, onları da siz yazın. Tahtada yerimiz kalmadı. Şimdi neye geçelim? Septomlarına geçelim. Bakalım bu hastalığın septomları neler? Etiyolojiyi belirlediniz, siz de yazın orada. Evet. Septomlarına bakalım. Septomun diğer anlamı neydi? Belirti. Kim olsun? Volkan. Şeyma. Aferin Şeyma. Ece. Siz aynı anda yazdınız. Ece. Kızlarım da çok hızlı. Volkan yalnız çok oyun oynuyor herhalde diyor. Takılıyorum. O yüzden çok hızlı. Ay, çocuklar elimle alsın. Çalıştım sana şu. Ne yapıyorsun? Belirti bulgulara işlemsizlik yazma. Ha, o şey olarak yazmış hocam. Belirti bulguları. Tamam mı? Şey, tamam. Ha. O zaman ben kızımın dediğini hemen yazarım bakalım. Hocam zaten yazdılar. Dediğim şey dedim. Volkan mütevazilik yapıyor. Göğüs ağrısı. Bu göğüs ağrısı arkadaşlar kalp bölgesinde kalp kası beslenememesine bağlı olarak ne oluyor? Ağrı meydana geliyor. Neymiş? İki, sıcak basması. Hızlı değil mi çocuklarım? Çok çok. Evet, baş ağrısı. Seviyorum ben zaten. 11'leri seviyorum. 11'ler gerçekten gururumuz olacak. Evet. Bir de bir tane daha yazalım. Sürekli yorgunluk. Çünkü kalp kası burada yeteri kadar beslenemediği için vücuda yeteri kadar kan pompalayamayacak. O zaman vücutta enerji eksikliği ortaya çıkıyor. Bununla birlikte sürekli yorgunluk görüyoruz. Şimdi komplikasyonlarına geçelim. Hemen komplikasyon nedir? Önce onu söyleyeyim. Bunun komplikasyonları yani koroner sklerozun neyine geçeceğiz komplikasyonu. Ama önce komplikasyon neydi onu kim söyleyecek bana? Aynı öğrenciler. Kim söyledi bunu? Ece Triyaki. Ece söyledi. Hiç söylemeyen çocuklar katılsın. Açelya. Sultan mı? Sultan diye çocuk mu? Açelya Sultan Kızlar. Sultan gene bak onu. Açelya da katılıyor. Açelya da katılıyor. Elif Nas. Aynı şekilde. Serkan. Aynı Serkan. Aferin. Şimdi hadi şeyde kalmasın. Hep belli çocukların ismini vermeyelim hocam. Evet. Çok bilenleri ben bazen kaldırmıyorum. Bana küsüyorlar ama olsun. Evet. Komplikasyon neydi bir hastalığın? Başka bir hastalığa neden olmasına komplikasyon diyor. Bununkine bakalım neymiş? Angina pectoris. Arkadaşlar angina pectoris kalp spazmı demek. Neymiş angina pectoris kalp spazmı demek. Bir de ne görüyoruz arkadaşlar? Miyokard infarktüsü. Evet, miyokard infarktüsü nedir çocuklar? Nedir? Miyokard infarktüsünün anlamı nedir? Angina pectoris'i ben size söyledim. Dedim ki kalp spazmı. Kalp krizi. Kim dedi? Bu harika çocuk kim? Harika çocuk. Benim mi hocam? Sana senin verdi. Tamam onun adını anlayalım. Biz, o bizde gizli. Başka çocuklardan da bekliyorum. Miyokard infarktüsü nedir? Başka kimden gelecek? Şeyma'nın dışında. Hadi bekliyorum. Sultan'dan bekliyorum, Serkan'dan bekliyorum. Elif Naz. Elif Naz'dan bekliyorum. O da yazdı mı? Açelya. Açelya. Sultan. Aferin. Serkan.
Serkan, bak çok güzel. Neymiş? Kalp krizi diyoruz ona da. Kalp krizi. Kısaltması ne yazın da hocam? İsterseniz. M. MI. MI diyelim. Miyokard infarktüsü kısaltmasını da dedi hocam yazın ama size miyokard infarktüsü olarak bu şekilde ne yaptık? Komplikasyonlarını gördük. Bakalım tanı yöntemleri, fizik malum, anemnez. Anemnez neydi çocuklar? Yine unuttu hocanız. Laboratuvar tetkikleri yapılır, kalp ritimlerinde değişiklikler gözlenir. Koroner anjiyografi ile kesin tanı konur. Anjiyo nedir? Anjiyografi nedir? Değil mi? Bunları da soralım hemen. Anemnez gelmedi mi hocam? Hastanın ölüsüne almak. Harikasınız. Evet, o zaman anjiyografi nedir? Kalp damarının görüntülenmesi. Damar içi görüntüleme. Damar görüntülenmesi çok güzel. O zaman ben anjiyografiyi size tekrar tanımlıyorum. Kontrast madde verilerek damarların görüntülenmesine anjiyografi diyoruz. Evet, tedavi, tıbbi ve cerrahi tedavi uygulanır diyoruz. Bunu bitiriyoruz. Tamam, burada sormamız gereken koroner skleroz sertleşmiş dokuydu. Kalp iyi kendini besleyemezse damar ortaya çıkıyor dedik. Özellikle yaşam şekilleri, sigara, değil mi? Buna benzer nedenleri vardı. Belirtim bulguları göğüste ağrı çünkü kalp kas yeteri kadar beslenemiyordu. Sıcak başlaması, baş ağrısı, sürekli yorgunluk dedik. Komplikasyonlarına da angina pectoris ve miyokard infarktüsü demiştik. Evet, bu şimdi neye geçelim? Angina pectoris. Angina pectoris neydi çocuklar? Tekrar hatırlayın. Kalp spazmı. Kalp spazmı dedi. Şimdi nasıl oluyor kalp spazmı arkadaşlar? Angina pectoris kalp kasının iskemisine bağlı olarak diyor. Kalp kasının ne yapıyor? Bağlı olarak göğüste hissedilen ağrı. Göğüste şimdi iskemi nedir? Siz ona hemen ne yapıyorduk? Yerde kitaptan bir yere not ok çıkarak iskemi nedir diye yazın. Evet, yerel kanlanma eksikliği demek. İskemi neymiş? Yerel eksikliği. Neymiş? Demek kalp kasına neydi? Miyokarda yeteri kadar kan aktarılamazsa yani iskemi dediğimiz burada kan yeteri kadar olmadığı için beslenemez. Azaldığı için ne olur? Onun sonucu ortaya çıkan ağrıya ne diyoruz? Angina pectoris diyoruz. Neymiş? Angina pectoris kalp kasının iskemisine bağlı olarak göğüste hissedilen ağrı rahatsızlık semptomudur. Angina sıklıkla sternumun altında lokalizedir. Sternum nedir? Hadi siz söyleyin sternumun olduğunu. Yalar, liman tahtası. Ooo, aferin. Bilmezlerse dönelim artık onları. Bilirler. Kızarım yani, göğüs kemiği. Göğüs kemiği. İman tahtası değil mi? Şuradan başlayıp şuraya kadar devam eden bir kemik. Üç bölümden oluşuyordu değil mi? Bunları hatırladık. Sternum. Evet. İman tahtası. Doğru yazmış. Evet. Ne oluyor? Üst ekstremitelere yayıldığı tarafın bileklerine ve
ele dağılabilir. Ağrı ne yapıyormuş? Üst ekstremite dediğimiz kısımda bileklere doğru ve ele doğru ağrı yayılıyor. Ağrı nadiren boyun ve çeneyi de tutabiliyor. Boyun ve çeneyi de tutabiliyor diyoruz. Ağrılar sıkıştırıcı tarzda. Göğüste neymiş? Basınç hissi uyandıran ağrılardır. Hatta hastalar ağrı göğsüme bir oturmuş bir gibi bir ağırlık var diye ifade eder. Sanki göğsüm üzerine bir fil oturmuş gibi ağırlık hissediyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapalım? Hastalığı tanımladık. Kalp kasının iskemisine yani genel kanlanma eksikliğine bağlı olarak ne yapıyordu? Ortaya çıkan bir septomdur diyoruz. Etiyolojisine bakalım. Etiyolojisinde neler var? İskeminin anlamını yazdınız değil mi? Ben bunu sınavlarda sorarım. İskemi nedir diye sorduğumda yerel kanlanma eksikliği olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Evet, etiyoloji diyelim. Şöyle yapalım. Angina pectoris etiyolojisi. Evet. En önemli nedenlerinden biri sigara. Başka arterioskleroz. Arterioskleroz neydi çocuklar? Koroner arter sarkoidosis dediler hocam. Oo. Hocam kim bu? Söylemeyeceğim, isim vermedim çünkü söylemeyeceğimiz grup bunlar. Bunlar bizim gururlarımız. Hepsi gururumuz hocam. Hepsi diye gurur duyuyorum. Hepsi. Çok güzel. İşte bilgisayarda kim hızlı basarsa hani yarışmalarda evet. Oluyor ya tuşa kim önce basarsa o söylüyor. Onun gibi oluyor biraz. Genel olarak okulun gururu olacak. Evet. Çok beğeniyorum. Evet. Ülkemizin geleceği ve gururu olacaksınız. Hepimiz de gurur duyuyoruz. Evet. Başka ne var? Koroner arter spazm. Başka yüksek kolesterol. Bu seyahatim hiç güzelleşti. Ve ileri yaşlar. Yaşlanmak da kötüymüş çocuklar. İleri yaş diyoruz. Evet. Başka. Bir de arkadaşlar en angina pectoris özellikle ne zaman hissediyoruz? Aşırı yenilen yemek ağrıyı başlatabilir. Çünkü yemeğin sindirilebilmesi için kalbin yükü artıyor. Yemeğin sindirilebilmesi için aşırı yemek yediğiniz zaman onu sindirebilmek için kalbin ne oluyor? Yükü artıyor. Ayrıca angina üzüntü, heyecan, stres gibi nedenlerle de ortaya çıkıyor. Filmlerde çok görüyorsunuz ya, adam üzücü bir haber aldığı zaman ne yapıyor? Hemen göğsünü tutuyor. Nedir? O anda ne geçiriyormuş artık biliyorsunuz. Angina pectoris yani kalp spazmı geçiriyor. Neyi görmüş oluyoruz? Hani heyecandan ne yaptı? Terlemeye başladı. Bir stres yaşıyor. Evet, bunlar neymiş? Kalbin yükü arttı özellikle aşırı yemek yedikten sonra kalbin yükü arttığı için angina pectoris o anda ortaya çıkabilir diyoruz. Hemen septomlarına geçelim. Ay. Kaç dakika var hocam? 11. Bunları yazmak istemiyorum tahtaya çünkü biraz uzun. İstirahat durumunda geçen ağrı var. Dinlendiği zaman geçen bir ağrısı var. Stres, yorgunluk, heyecan gibi durumlarda sol kola, bazen de sağ kola, boyuna, sırta ve karın üst kadrına yayılan kramp tarzında yani kasılıp kalmaşı tarzında ağrı ve baskı bulunur. Şiddetli kramplarda hasta ne yaşar arkadaşlar?
hava açlığı yaşar. Nefes alamadığını hisseder ve ne hisseder burada? Ölüm korkusu. Nefes alamadığımız zaman ne oluruz? Ölüm korkusu yaşarız. Evet, komplikasyonlarına bakalım. Komplikasyonlarında ne var? Şöyle bir harf varmış çocuklar. Ben bunun ne olduğunu bilemedim. Onlar söylesinler. Şunu söyleyeyim. Kalp krizi. Ama Latince adını yazın çocuklar. Artık siz evet. Ne belirtiler arasında konmuş herhalde? M, I görünüyormuş. Komplikasyonlarında M ile I harfi var. Az önce yazdım. Az önce kopya verdik. İnfarktüsü. Kim yazdı bunu hızlı? Volkan mı? Söyleyeyim. İkisine de söyleyeyim. Sude. Aferin. Başka. Sude değil. Şeyma. Miray. Şeyma. Miray. Başka. Elif Naz. Hız. Efecan. Efecan. Aferin. Hocam ben bu dersi anlamıyorum. Kim diyor? Elif Naz'dır onu. Hayır Efecan, nasıl anlamıyorsun? Evet zaten senden bıktım ben. Her gün anlamıyorum oğlum. Bir dinlemiyorum. Acayip yapsalar ne anlıyorsun? Soralım arkadaşlarına, onlar da mı anlamıyor? Sen yani burada hayır. Neyin kafasını takıyor? Efecan sürekli bunu bana söylüyor. Efecan ön yargılarından kurdu. Biz burada çok büyük olmadık şeyler anlatmıyoruz. Çok basite indirgeyerek. Hı. Ne yapıyoruz? Bir hastalık hakkında sistemleri tutar. Şu anda biz hangi sistemdeyiz? Dolaşım sistemi. Dolaşım sistemindeki organları tutan hastalıkları işliyoruz çocuğum. Bunun anlamayacak karmaşık bir şey yok. Sadece evrensel olarak Latince kullanılan isimlerinden bazen bahsediyoruz. Yoksa özel bir şey söylemiyoruz burada. Anladık mı? Bir hastalığı tanımlıyoruz. Hastalığın neden geliştiğini, vücutta nasıl belirti gösterdiğini ve bunun sonucu ortaya çıkan başka hastalıkları yani komplikasyonlarından bahsediyoruz. Peşine tanı, tedavi ve bitiriyoruz. Bu kadar. Ay çözüler. Ece ile ders çalışacaklar ortak. Ortak çalışacak. Evet. Yoksa anlamayacak çok karmaşık olayım anlatmıyor hocam. Çok sadece yalın. Sadece yalın hangi organı tuttuğunu, niçin tuttuğunu. Bak başta ne yaptık? Koroner damarların ne olduğunu söyledim. Kalbin hangi tabakalarında bu hastalıklar gerçekleşiyor? Önce ne yaptık? Anatomiye girdik. Anatomiyi bilgilendirdik. Peşine dedik ki şu şekilde görünüyor. Karmaşık hiçbir şey anlatmıyoruz aslında. Sen kafanda ön yargılı giriyor galiba derse ben bu dersi anlamıyorum deme. Tamam. Bir derse girmeden Fecan sen zeki bir çocuksun. Benim sana nacizane öneri. Evde zamanınız bol. Kitabınızı okursanız hocanızla anlattığında evet. Dinlerseniz daha net olur. Zaten bilmedikleri kelimeleri ben ellerimden geldiğince onlara hayat boyu lazım olacak kelimeleri veriyorum. İskemi dedi orada. Mesela kitap iskemiyi açıklamamış ama ben ne yaptım? Size dedim ki oraya yeter kadar kan gitmedi. Çünkü yerel kanlanma eksikliği sonucu angina pectoris oluyor dedim. Şimdi bu ismi başkaları verdi. Tabii biz de bunu kullandık sadece o kadar. Bir isim de öğrenirsin. Efe Can adını öğrendiysen angina pectoris'i de öğrendin. Yani en sık sağlık personeli karşılaştığı evet. Hastalıklar anlatıyor. Bunlar evet. Diğer düzey tıp bilgisi verilmiyor. Yok. Size çocuklar. Ben bunun fizyolojisine girip etkileri ne oluyor, hangi damarda bağlanıyor, çıkıyor bunlara girmiyoruz daha. Onlara bir girsek biz çıkamayız da biz yüzeysel görülebilecek evet. Şekliyle tanımlayalım. Evet buna ne dediniz? Miyokard. Miyokard infarktüs. Of, şimdiden tam o zaman dersinden anlıyor. Bizim Efe Can Bey'in anlamıyor. Ve ne diyoruz? Ani ölümler. Buradan ani ölümler de gelişebilir. Çünkü yeteri kadar kan pompalanmadığı için ne olacaktır? Miyokard infarktüsü ya da ani ölümler görülebilir. Buradaki kaş damarın tıkanması ya da yıkanlanamadığını ona bağlı olarak
görülüyor. Miyokard enfarktüsü de arkadaşlar akciğer kalp gibi organların bir atar damarının doku bozukluğu nedeniyle kan pıhtısıyla tıkanmasıyla ortaya çıkıyor. Miyokard enfarktüsü de neymiş? Akciğer kalp gibi organlarda bir atar damarın doku bozukluğu nedeniyle ne oluyor? Kan pıhtısıyla tıkanmasına. Evet. Ne yapılıyor? Tanı yöntemlerimize bakalım. Ne alınıyordu? Anamnez. EKG. O zaman EKG ne ki çocuklar? EKG nedir? Ben bunları şeye dağılıyorum. Elektriksel faaliyetlerin kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin elektriksel faaliyetlerinin kaybedilmesi. Kimden şu kadar uzun, karmaşık? Evet. Kim bu karmaşık? Elektriksel iletimin kağıda yansıması, kalbin kasılmasını kaybetme. Ay, çok güzel, güzel. Güzel yazılmış. Güzel şeyler. Şema, Ece. Ece, evet. Aferin size. Aferin, EKG'yi tanımını da unutmayın her zaman. Kalbin elektriksel iletimlerini özel elektrotlar yardımıyla özel kağıtları yazdırması işlemine diyoruz. Evet, anjiyografi vardı. Biraz önce de anjiyografiden bahsettik. Neydi anjiyografi? Evet. Mesela burası kalbin damar yolunun görüntüleme damar sadece koroner anjiyo dediğimizde kalbi besleyen damarlara yapılan anjiyodan bahsediyoruz. Anjiyografi kendi başına bütün vücuttaki damarları görüntülüyor çocuklar. Ama yani isim aldığı zaman o bölgedeki sadece görüntülenmiş. Kontrast değil abi, Şeyma. Aferin, Şeyma artık beni iyi dinlediğini gösterir. Çünkü damar yumuşak dokudur. Radyolojide görünmez çocuklar. O yüzden ne veriliyor? Dokunun görüngenliğini artırmak için kontrast madde veriliyor. Onunla çekim yapıyor diyoruz. Tedavide tıbbi tedavi uygulanır. Anjiyo da aynı zamanda diyor, kalp damarları açılıyor mu hocam? MR'da görülür mü? Çocuklar şöyledir. Damarda çok az pıhtı varsa veya herhangi tıkanması çok basitse oraya verdiğimiz o kontrast maddeyle iteklenerek bazen açılabiliyor. Ama kesin anjiyo tedavi amaçlı değildir. Doktorlar anjiyoda hangi damarların tıkalı olduğuna bakar. Ama bazı hastalar diyelim başlangıç bölümündedir. Bazen de tedaviye doğru da götürebilir. O da herkes ya için geçerli değildir. Şimdi derslerinde çocukları sağlık alanında her dalımız bizim bir alan oluşturuyor. Şu an hocamız tedavisine girdi. Girişimsel radyolojide artık cerrahi operasyon olmaksızın girişimsel radyoloji anjiyo eşiğinde damarlarda oluşan patolojilerde çözülüyor. Balon vesaire gibi durumları tedavi etme şansı yükseldi. Ama evet. Çalışmalar sürüyor. Çalışmalar sürüyor. Yani o ilahi şey olarak değil. Kesin tedavi amaçlı değildir ama dediği gibi hocamızın ne yapıyor? Belki bazılarında başarıya ulaşabiliyorlar diyoruz. Ama tıbbi tedavi uygulanır diyoruz. Evet, bunu da bitirdik. Kaç dakika var hocam? Bir dakika kaldıysa miyokard enfarktüsünü o bir ders anlatırız. Şimdi buna girmeyelim artık. Tamam çocuklar, o gün ders görüşürüz. 20 geçe mi girdik? 20 geçe girdik hocam. Uzun tuttu. Emin misin teneffüsün? Bir yanlışlık olmasın. Buçukta mı girdik yoksa? 11.59 dakika. Buçukta girdik, 20'de girdik. 10 dakika. Biz sonraki ders 20 dakika anlatırsın. Hayır. Evet, bana fazla anlattırdı hocanız. Ama çok güzel anlattınız. Çok güzel anlattı, ben de kendimi alamadım. Kaptırdın, beni derse fazla çalıştırdı çocuklar. 10 dakikada mı geliyor şimdi? Ara verebilirim. Tamam, 11 olsa, 12 oldu.
Ama diğerleri de devam ediyor.
Evet, kapsamlı net. Yok vardı zaten. Yandırıcıların video zannettim artık makyajı yapamıyoruz. Evet, şimdi gelelim. Efe'nin anlamadığı miyokard enfarktüsüne. Değil mi hocam? Şey diyorlar, Efe canlı sorun değil hocam, bilmiyoruz. Sağ ol Efe can. Özür diliyorum. Efe can, hepinizden çocuklar özür diliyorum. Öğretmeniniz çok akıcı anlatınca ben hep öğrencilik ruhu yitirmediğim için hocamıza hep 10 dakika fazla anlattım. Şimdi dersi evet. 10 dakika işleyeceğiz, oldu mu? Ona göre hazırlıklı olun. Evet, gelelim şeye. Neydi? Myocard infarktüs. Önce kısaltmasını yazalım, değil mi? Sonra ne yapalım? Açalım mı? Myocard. Evet. Arkadaşlar, myokard infarktüsüne ne demiştik? Kalp gibi organlarda, akciğer, kalp gibi organlarda bir atar damar doku bozukluğu nedeniyle kan pıhtısıyla tıkanmasına demiştik. Şimdi o zaman kitapta bakalım ne yazmışlar. Myokard infarktüsü, myokardın yeterli beslenememesine bağlı olarak gelişen myokard dokusunun zamanla oluşan iskemi ve hücre nekrozuyla. Şöyle yazayım ben onu. Miyokard dokusunun zamanla oluşan İskemi dedi. İskemi neydi çocuklar? Biz bunu öğrendik mi? İskemiyi öğrendik mi acaba? Ha? Yerel kanlanma eksikliği. Harika. Kim yazdı? Yerel kanlanma eksikliği. Şeyma, Ece, başka? Serkan'ın, Nazlı'ın. Kim? Ece, Açelya. Çok güzel. Ve hücre nekrozu. Nekroz neydi? Nekroz neydi çocuklar? Ölüm doku. Doku ölümüydü. Çok güzel. Seyreden ağır bir tavrıdır. Nekrozuyla seyreden ağır bir tavrıdır. Biraz önce pıhtı dedik. Pıhtıya ne diyorduk? Emboli, değil mi çocuklar? Pıhtı, emboli nelerdi? Neler atıyordu damarda? Evet. Hatırladılar mı? O zaman biz neyi gördük miyokard infarktüsünde? Miyokard yeterli beslenemediği için ne oluyordu? Miyokard dokusunda zamanla oluşan iskemi ve hücre nekrozuyla ne oluyordu? Kan yeteri kadar gelmeyince oradaki dokular ölüyor arkadaşlar. Anladın mı? Seyreden ağır bir tablo olduğunu öğrendik. Miyokard infarktüsüne ne diyoruz halk arasında da? Kalp krizi diyoruz. Ne diyormuşuz? Kalp krizi diyoruz. Etiyolojisi çok uzun. Ben buradan size biraz birkaçından bahsedelim. Etiyoloji diyelim. Eskiden bunu soru diye soruyormuşum, şimdi vazgeçtim artık. Çok uzun, ben çoklarımı şimdi yormuyorum. Miyokard infarktüsüne en sık koroner arter oklüzyonunda. Oklüzyon neymiş? Tam tıkanma. Şuraya yazayım, oklüzyon. Burada damar ne oluyor? Tam tıkanıyor. Tam. Bir de ne öğrenmiştik? Obstrüksiyon öğrenmiştik. Obstrüksiyon da damarın tıkanmasıydı. Bu da tıkanarak kapanma. Obstrüksiyonu da yazalım. Tıkanarak kapanma.
konuşuyoruz. Kapanma. Evet. Ne oluyormuş? Miyokard infarktüsünde en sık koroner arter oklüzyonunda veya obstrüksiyonunda koroner arter spazmına rastlanır. Bunlardan başka intimamdaki ateromların yırtılması, kanaması, invaziv işlemler yapılırken kalsiyum ve tromboz parçalarının kopması, koroner arterlerin anatomik anomalileri, travma sonucu koroner arter tıkanması nedeniyle miyokard infarktüsü gelişebilmektedir. Çoğunlukla olarak asomptomatik olarak gelişir. Yani belirti göstermeden ortaya çıkar diyoruz. Demek ki pıhtı herhangi bir nedene bağlı olarak invaziv girişimler olabilir. Yani cildi bozan, açan girişimler sonucu olabilir. Tromboz dediğimiz pıhtıların kopmasıyla olabilir. Bunlar nedir? Ya da damarlardaki anomaliler yüzünden ne görüyoruz? Koroner arterlerin tıkanmasını görüyoruz. Bu nedenle miyokard infarktüsü ortaya çıkıyor. Bunlar daha çok asemptomatiktir. Ne demek? Şöyle yazayım. Şurayı siliyorum çocuklar. Değil mi? Çoğunlukla neymiş? Asemptomatik. Yani burada belirti bu fazla göstermiyor. İlk başta hani haber vermiyor bize. Bazı hastalıklar önceden haber verir bize. Belirtilerini görürüz, bulgularını görürüz. Ama burada hiçbir belirti göstermeden aniden ortaya çıkıyor. Evet. Harikasınız. Ben de bunu yazıyorum. Asemptomatik dediği zaman neymiş? Belirti ve bulgu vermemesi diyoruz. Evet, geldim semptomlara nasıl oluyor? Semptomlarını arkadaşlar siz söyleyebilir misiniz? Hocanız söylesin. Neymiş? En tipik göğüs ağrısı. Filmlerde görüyorlar aslında. Siz oradan bana filmlerde mesela kalp krizi geçirenlerde ne tip hareketler oluyor? Siyanoz, morarma, nefes darlığı, güzel. Ateş diyelim. Ateş. Evet. Bulantı, kusma, terleme değil mi? Bunlar, bak çocuklar biliyor aslında. Evet, çünkü bunları filmlerde size çok gösteriyorlar. Aslında annen kalp krizi geçiren insanların göğsünü tutuyor, ağrısı oluyor, nefes darlığı, nefes açlığı ortaya çıkıyor kalp atımlarda. Çünkü korku, heyecan. Sen aferin sana. Kalp atımlarında düzensizlik. Kalp atımlarında düzensizlik. Harikasın. Ölüm korkusu yaşıyor, ateş, bazılarında bulantı ve kusma görüyoruz ve baş dönmesi görüyoruz. Yazdılar. Harikasın, ben yazmayacağım. O yüzden çocuklarım evet, gördünüz. Harikasınız. Çok güzel. Çünkü bunu, semptomlarını çok görüyorsunuz. Filmlerde size aslında onu farkında olmadan gösteriyorlar. Orada tipik oyuncu ne yapıyor? Göğsünü tutuyor. Alnında boncuk boncuk terler oluyor. Uç noktalar morarıyor. Neden uç noktalar morarıyor? Hiç düşündünüz mü? Vücutta neden morarmalar uç noktalarda başlar? Değil mi? Donma geçinen insanların da hep uç noktaları donar, parmakları donar, değil mi? İlk oraları, burnumuzun ucu. Neden? Hiç düşündünüz mü? Acaba biz neden uç noktalarımızdan donuyoruz? Var mı cevap? Kan damarlarının dolaşıma en son gittiği yer olduğu için diyorlar. Başka? Şimdi çocuklar, vücut önce ne yapar? Beynimiz şu haberi verir. Alarm var vücutta, kana ihtiyaç var. Hayati organlara doğru çeker. Uç noktalardan kan alır. Nereye yönlendirir? Hayati organlara yönlendirir. Uç noktaları devreye dışı bırakmaya karar verir. O yüzden uçlarda morarma görürsünüz. Nasıl hocam? Güzel. Evet. Evet, komplikasyonlara bakalım. Ani ölümler görülüyor. Komplikasyonları diyelim.
neymiş? Ani ölümler. Demek ki bu hastalık öyle hafife alınacak bir hastalık değil. Onun için rutin, o arada bir taramalarını yapmalar lazım. Özellikle sigara içiyorsanız, alkol kullanıyorsanız, obeziteniz varsa değil mi, kalbinizi arada bir kontrol ettirin diyoruz. Ayrıca kalp kasının yırtılması sayılabilir. Çocuklara şunu söylüyordum, nabızlarınızı günlük kendiniz alın ki normal nabızla anormal nabız arasındaki farkı daha rahat hissedersiniz. O zaman onlara filiform nabız nedir soralım hocam. Evet. Mesela filiform nabız nedir? Kalp kasının yırtılması diyelim. Şuraya yazalım. Filiform. Filiform. Nabzı ve zayıf atıyor hocam demiş. Evet. Kim dedi bunu? Volkan. Başka? Volkan. Nabzınızı alamazsınız demiş. Meltem Hoca. Meltem Hoca dedi ya. Meltem Hoca öyle demiş. Hocam kendi nabzınızı alamazsınız. Volkan niye ısrar ediyorsunuz? Kendi nabzınızı alırsınız. Derste de kim gösterdi? Volkan. Rica ediyorum. Dur ben söyleyeceğim. Volkan lütfen diğer arkadaşlarımız sakın bir insan kendi nabzını neden alamasın çocuklar. Sadece koyarsınız sayısını hani dakika tutma konusunda. Aha, yani. Sadece parmaklarınızı arterlere yerleştir değil mi? Çok rahat alabilirsiniz, buradan alabilirsiniz. Bu ne demek yani alamazsınız? Ha belki kendi kendinizin aldığınız için heyecanlanıp biraz sayısı artabilir ama bu demek değildir alamazsınız değil mi hocam? Şöyle yazmış, Miray yazmış. Evet. Dakikada 120-140'ın üstüne çıkması lazım. Evet, güzel nabız, hepsi doğru bunların. Arkadaşlar, filiformda evet, yüzeyel nabız değil mi? Sayısı artıyor, çok derinden geliyor ama ses de filiformda öyle. Ben aslında... İyice bastırmanız lazım. Ya aslında ben bilmiyorum, hocanız biliyor da işte ben de sesle. Olur mu? Evet. Şimdi bize de anlattınız. Evet. Şimdi bakalım. Bak yine süreye geçeyim ben. Süreyi bana sağız anlattıracak gün akşama kadar dersim var. Evet. Anamnez alınıyor tanı yöntemlerinde, fizik muayene yapılır, laboratuvar tetkikleri, sedimentasyon yükselmiştir. Yani eritrositlerin çökelme hızına bakılıyor. Burada kan sayımı, lokositoz yapılıyor. LDH bakılır. Bunlar da yağlar, lipidler, kolesterolü oluşturan LDH var. Ve miyokard infarktı 1 ve 2 gün sonra işte enzimler artıyor, kandaki bir sürü hiperglisemiye bakılıyor. Miyokard infarktüsü de diyor ki Q dalgası bize yani elektrotlarda taktınız hani dedik ya biraz önce EKG'de Q dalgasına bakılıyor. Onlar bize neyi veriyor? Miyokard infarktüsü geçirip geçirmediği hakkında bize bilgi veriyor. Bunları tabii hocanız öğretecek, sana benim işim değil. Tamam doğru pasladı hocam. Sizi doğru pasladı. Evet, bu konuyu hocanız size öğretecek. Şimdi yeni bir konuya geçelim. Hocam onu da şey yazacak mısın yoksa? Neye hocam? Bilgisayarda hangi konuları işlediğini yazıyorsun ya. Bir tane daha konu çıkalım. Hocam, bir tane şartımız kaldı. O zaman sadece isimleri yapalım. Giriş yiyeceğim. Olarak yapalım. Evet. Allah'ım ben burada ne yazdım ki acaba? Kim söyleyecek? Konjenital kalp hastalığı. Kim bu hızlı çocuk? Çok hepsi hızlı. Hızlı. Maşallah. Bizim çocuklarımız. Neymiş yeni konumuzun adı? Konjenital kalp hastalığı. Yani fetüsün genetik olarak gelişme bozukluğu veya gebelik döneminde geçirilen hastalık sonucu anne karnında gelişimi sırasında kalpte ve büyük damarlarda meydana gelen defekt.
defekt kelimesini öğretelim. Defekt. Kim söyleyecek defekti? Evet, büyük damarlarda meydana gelen defekt ve anomalileri içine alan bir tablodur. Konjenital kalp hastalığı. Eksiklik. Eksiklik. Ya da delik diyelim. Değil mi? Evet hocam, çok güzel bir sorusu geldi. Hocam, annem anlamındayken benim kalp atışlarım duruyormuş. Neden? Onu ben ne bileyim şu hocam niye duruyor? Sen zaten başa bela olmuşsun annenin. Anneni yormuşsun, üzmüşsün. Senin o zaman demek ki o kordon bağından bazen yeteri kadar kan gitmemiş olabilir, tamam mı? Plezantal dolaşımda senin kalbinin durmasının sebebi, hissetmemelerin sebebi belki pozisyonun farklı. Pozisyondan farklı olabilir. O zaman ne oluyor? Plezantal dolaşım dediğimiz dolaşımda yeteri kadar senin o göbek kordon bağına gelen kan yeterli gelmediği için sendeki oluşan tepkilerdir bunlar. Olabilir mi hocam? Çocuğum ben doktor değilim ya. Pozisyonel dolayı. Ama dedim pozisyonel dolayı işte o dolaşımla gelecek kan seni besleyen kan yeteri kadar gelmeyince senin vücuduna gelen tepkilerdir. Pozisyondaki yanlışı ne diyor? Hocam dünyaya gelmek istememiş hocam. Çocuklar, şimdi bakın, biz dünyaya gelmek istemedik, geldik falan demeyin. Bakın, o kadar sperm içinde koşturup giden nedir? Dönüyor yumurtaya. O zaman demek ki dünyaya gelmek istiyorsun ki sen önden koşturup gidiyorsun. Tercih size bağlıdır. Dünyaya kendi isteğinizle gelmişsiniz. Demek ki o kadar kişi arasında gelmeniz size bağlı. Bir daha öyle ben gelmek istemeyim falan yok. Öyle bir neden yok. Şimdi konjenital kalp hastalıklarının genel bir etiyolojisine bakalım. Kaç dakika ders süre var mı? Evet, onu haftaya içtim o zaman hocam. Hiç gitmeyin şöyle bir bahsedeyim. Çünkü sınavlarda soru diye işaretlemişim. Hayır hocam. Evet, etiyolojisi konjenital kalp hastalıkların nedenleri arasında özellikle gebeliğin ilk 3 ayında geçirilen kızamıkçık, sifilis, romatizmal hastalıklar gibi enfeksiyonlar, alkol, sigara, madde bağımlılığı, radyasyona maruz kalma ve genetik faktörler. Bunlar benim sorum. Bunları böyle tahtaya tahtaya yazacağım size. Onlar soru olarak gelir. Konjenital kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına en büyük etken genetik anomallerdir. Neymiş? Genetik anomaller diyoruz. Kızamıkçık neymiş çocuklar? Özel bir virüs rubella ile meydana gelen bulaşıcı bir hastalık diyoruz ona. Sifiliz neydi? Gonorre demiştik. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktı o da. Romatizmal hastalıklar, bunlar da daha önce geçirdiğiniz abseler değil mi? Daha önce bahsetmiştik. Onlar da özellikle romatizmal hastalıklar kalpte sorun yaratıyor diye bahsettik. Bugünlük yeter bunlar. Sigara içilmemesi gerektiğini gebeyken, alkol, madde bağımlı. Bunlar demek ki fetüsü olumsuz etkiliyor. Bugünlük bu kadar yeter. Yeni bir konuya girmiyorum artık. Hocanız yoksa benim sabahları ders anlattıracak. Evet. Ne yapıyoruz? Haftaya kaldığımız yerden konjenital kalp hastalığı. Yani konjenital neydi? Doğuştan gelen, anne karnında oluşan ve onunla birlikte dünyaya geldiğinde çocuk hasta olarak dünyaya geliyor. Konjenital kalp hastalıklarına bakacağız. Bu da daha çok defekt dediğimiz damarlarda meydana gelen hastalıklar, delikler, eksiklikler diyoruz. Tamam. Kendinize iyi bakın, seviyorum. Hoşça kalın. Daha sonra yine derse geleceğim.